mutfak günlüklerinden herkese kocaman sevgiler. Bugün Prospero mutfak şefiyle beraber harika bir sihirli kek yapacağız. Peki Şefika, bugüne kadar hep farklı mutfak şefleri kullandın. Nedir bu Prospero derseniz eğer, gördüğünüz gibi ev tipi kullanımınız için içinde yok yok. Öncelikle tabii ki mutfak şefimizin haznesi sabit. Onun yanında balon çırpıcım, hamur kancam, kağ çırpıcım, diğer mutfak şeflerinde olmayan kıyma aparatım, narenciye sıkacağım. Zaten benim smoothie blenderımı biliyorsunuz, bütün mutfak şeflerimde ortak. Onun yanında katı meyve presim var. Onun yanında mutfak robotum var. Ve benim en çok sevdiğim parçalardan bir tanesi öğütücüm var ki bu gerçekten çok işlevsel. Ve aynı zamanda rende aparatlarım var. Ben bugün sihirli kekimi yaparken sadece mutfak şefimi kullanacağım. Bütün bu malzemeleri toplayalım ve sihirli kekimizi yapmaya başlayalım. Kekimiz için gerekli olan malzemelerimiz sadece bu kadar. Peki neden sihirli kek? Çünkü aslında sadece bir kek yapacağız ama piştikten sonra katman katman ayrılacak. Üst tarafta böyle bulut gibi bir tabaka, alt tarafta böyle muhallebi gibi bir tabaka. Gerçekten yaptıktan sonra da çok hoşunuza gidecek. Peki bu kekin en önemli püf noktası ne? Tabii ki en önemli püf noktası yumurta aklarının kar olana kadar çırpılması. Bunu da zaten ben yapmayacağım, Prospero yapacak. Çok basit ve çok çabuk bir şekilde. Hemen Prospero'nun buradan haznesini açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay açıldı. Burada balon çırpıcımı taktım. Ve Prospero'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi yörüngesel dönmesi. Peki yörüngesel dönmesi ne demek? Malzemeniz içinde ne kadar az olursa olsun ya da ne kadar çok olursa olsun her tarafına değerek haznenin dönerek belli bir oranda daha çok kabarmasını sağlıyor. Bu da bu kekimi yaparken gerçekten çok işime yarayacak. Peki ne yapıyoruz? Burada 4 tane yumurta akım var. Hemen yumurta aklarımı haznenin içine koyuyorum. Yumurta akımın güzelce kabarabilmesine yardımcı olması için hemen bir tutam tuz atıyorum içine. Tuz attığınız zaman çok daha kolay kabarıyor, tavsiye ederim. Ve yumurta aklarının kabarmasının bir diğer şartı da mutlaka ama mutlaka yumurta aklarını ayırırken içine lütfen bir damla bile sarı değmesin. Yumurta aklarım içinde. Tuzumu içine attım. Hemen kapağını kolayca kapatıyorum. Başta da dediğim gibi ev tipi kullanımınız için gerçekten çok uygun bir ürün. Hemen buradan açıyorum. Ve yumurta aklarım kısa bir sürede kar haline gelecek. Gördüğünüz gibi yumurta aklarım saniyeler içerisinde bembeyaz kar haline geldi. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten tam ihtiyacım olan katılıkta. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi sıra geldi yumurta sarılarına. Yumurta sarılarını böyle şurada hemen cam karıştırma kabıma alıyorum. Bunları ayrı olarak çok fazla çırpmadan sadece karıştıracağım. İçine 3/4 bardak yani bir su bardağından şöyle bir parmak kadar eksik toz şekerimi ilave ediyorum. Hemen şöyle bunu da ilave ettim. Ve daha sonra hafifçe şöyle tel çırpıcıyla sadece karışmasını sağlıyorum. Ekstra burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Şöyle şeker ve yumurta hafifçe karıştıktan sonra şimdi sıra geldi burada tereyağıma. 100 gram erimiş tereyağım var. Onu da içine yavaş yavaş ilave ediyorum. Tereyağımı da içine ekledikten sonra gördünüz mü yapması ne kadar kolay? Gerçekten çok pratik ama lezzeti muhteşem olacak. Hemen bunu da karıştırdıktan sonra içine burada limon kabuğum var. Limon kabuğumu da ekledim. Burada vanilyam var. Vanilyamı ekliyorum. Vanilya aslında limon kabuğu eklediğiniz zaman vanilya eklemeseniz de olur ama ben vanilyanın da limon kabuğu ile beraber aromasını çok seviyorum. O yüzden ekliyorum. Bunu da bu şekilde karıştırdıktan sonra burada 400 ml yani 2 su bardağı sütüm var. Sütünüzü direkt dolaptan çıktığı gibi kullanabilirsiniz. Isıtmanıza gerek yok. Hemen sütümü de içine ekledim. Kolayca. Onu da buraya aldım. Şöyle bir karıştırdım. Ve içine şimdi ekleyeceğim en son malzemem.
bir dolu su bardağı, klasik su bardaklarında bir dolu su bardağı artı bir yemek kaşığı un. Eğer tartısı olanlar varsa ve tartı kullanmak isteyenler olursa 140 gram un tartabilirler. Hemen unumu da içine ilave ediyorum. Ve sadece bitiyor. Şimdi karıştırmak kaldı. Normal şartlarda bu keki yaparken ya da yumurta aklarıyla herhangi bir kek yaptığımız zaman en çok dikkat etmemiz gereken nokta iki karışımı birbirine karıştırdığımız zaman yumurta aklarını söndürmemek. Ama Prospero ile bu o kadar kolay ki şimdi yukarıdan hafif hafif bu karışımı içine dökerken en düşük ayarda yumurta aklarım sönmeden kolayca karışacak. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi ikisini birleştirmeye. Hemen hazneyi kapatıyorum. Burada normalde benim sıçrama önleyici bir kapağım var. Eğer böyle haldır haldır karıştıracak olsaydım bu kapağı buraya takacaktım ve asla etrafa sıçramayacaktı. Ama ben en düşük ayarda minik minik karıştıracağım için karışımı azar azar dökerek şimdilik bu kapağı kullanmıyorum. Şimdi en düşük ayarda açıyorum. Ve yavaş yavaş karışımı içine ilave etmeye başlıyorum. Aklarım sönmeden neredeyse 30 saniyede sihirli kekimin karışımı hazır olmuş oldu. Gerçekten çok büyük kolaylık. Şimdi hemen bir fırın kabımı alıyorum. İçine pişirme kağıdı seriyorum ve kek karışımımı içine boşaltıyorum. Neden pişirme kağıdı seriyorum? Çünkü en başta da bahsettiğim gibi bu kek sihirli. Piştikten sonra katman katman ayrılacak ve en alttaki kek katı birazcık daha böyle muhallebimsi bir kat olacak. O yüzden yapışmaması için pişirme kağıdı yerleştirmeyi tercih ediyorum. Hemen şimdi çıkartıyorum ve sadece döküyorum. Bu kadar. Şimdi daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında üzeri kızarana kadar pişmeye yollayacağım. Bu kekin bir özelliği var. Normalde kekleri biz pişirirken kürdan testiyle bir kontrol yaparız. Acaba pişti mi pişmedi mi diye. Ama bu kek için bu kontrol mekanizması çok uygun değil. Çünkü en baştan beri bahsettiğim gibi böyle kekimin alt dokusu birazcık daha muhallebi dokusu. Eğer o muhallebi dokusuna kürdanı denk getirirseniz o sizi o noktada yanıltabilir. O yüzden dikkat etmeniz gereken nokta üzerinin kızarmış olması ve elinizle üzerine bastığınız zaman sünger gibi bir dokuda olması. Bu doku tamamsa, üzeri de kızarmışsa kekimiz hazır. Ondan sonra fırından çıkartıp 2 saat dinlendirip ılık ılık servis yapacağız. Hadi bakalım fırına. Sihirli kekim fırından çıktı. Üzerini 2 saatte dinlendirdim. Şimdi artık kesilip servis edilmeye hazır. Ne tam sıcak ne de tam soğuk. Yani tam kıvamında, lezzetinin doruk noktasında. Peki bunun yanında şimdi bir de milkshake yapmayalım mı? Şöyle güzel meyvelerle, içinde sütüyle, dondurmasıyla ne dersiniz? Prospero'yla tabii ki milkshake yapmak da çok kolay. Böyle içinde sütü, dondurması, güzel meyveleri, isterseniz buzluktaki meyvelerinizi kullanın, isterseniz taze meyvelerle. Tercih sizin. Hemen smoothie blenderımın kapağını açıyorum. İçine bir bardak, şöyle büyükçe bir bardak süt ilave ediyorum. Kaç kişiyseniz ona göre bütün malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. İçine ben bugün sade dondurma kullanmak istedim. O yüzden vanilyalı dondurmamı böyle 3 yemek kaşığı kadar içine ilave ediyorum. Ve en son bugün benim burada kayısım ve şeftalim var. İçine biraz kayısı, biraz da şeftali eklemek istiyorum. Şöyle 3-4 parça kayısı şuradan şöyle koyalım. İsterseniz kavun koyun, isterseniz karpuz koyun, isterseniz elma koyun, isterseniz armut koyun, ne isterseniz onu koyun. Hepsini smoothie blenderda kolayca çırpıp milkshake haline getirebileceksiniz. Hemen şurada şeftalilerimden de ekliyorum içine. Şöyle bol meyveli olsun mu? Şeftalinin mis gibi kokusu. Hemen onları da ilave ettim. Şimdi kapağını kapattım ve burada çok kolay bir şekilde kapağını çıkartıyorum
üzerine son derece pratik bir şekilde smoothie blender'ımı oturtuyorum. Kık sesini duyana kadar çeviriyorum ve artık sadece düğmeyi açıyorum. Bu kadar kolay. Milkshake hazır bile. Hemen taze taze milkshake'imi bardağa dolduruyorum. Kalanını da isterseniz buzlukta, isterseniz de buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi kekimi dilimlemeye. Hemen şöyle başlıyorum. Daha keserken üzerindeki böyle bulut gibi dokuyu anlıyorsunuz. Gerçekten lezzetine de baktığınız zaman çok çok ama çok seveceksiniz. Hemen şöyle istediğim büyüklüklerde dilimleyebilirim. Şöyle karelere bölüyorum. Bizim mutfağımız kalabalık. İster istemez böyle birazcık daha ufak ufak dilimledim ki herkes yiyebilsin, herkes tadına bakabilsin. Hemen böyle dilimliyorum. Şöyle en ortadaki dilimi çıkarmak istiyorum. Hani genelde bu tip keklerde ortası pişmez denir ya. O yüzden sizin için en ortadaki dilimi çıkartıp size dokusunu şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kekimin alt kısmında böyle bir muhallebi tabakası var. Üst kısmında gerçekten pamuksu bir doku var. Hemen servis tabağımı alıyorum ve yanında milkshake'le ya da isterseniz bir bardak çayla ya da isterseniz bir bardak kahveyle servis yapabilirsiniz. Efendim, Kenwood Mutfak Günlüklerinden bugünlük bu kadar. Başka bir günde, başka bir tarifte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.